Dünyanın bir ucundan diğer ucuna açılan dümdüz bir delikten düşseniz ne olurdu? Hemen söyleyelim, sadece 150 metre düştükten sonra kaldıramayacağınız bir hava basıncıyla karşılaşarak ezilir, oksijen zehirlenmesinden ölürdünüz. Yaklaşık 1 kilometre sonra 50 derecelik sıcaklıkta yanar, 2,5 kilometre sonra da 130 derecelik sıcaklık sebebiyle vücut sıvılarınız kaynamaya başlardı. 200 kilometre derinliğe ulaştığınızda ise sıcaklık 930 dereceye kadar çıkar ve yanarak toza dönüşürdünüz. Bütün bunlardan korunacak bir kıyafetimiz var ve onu giyip bu delikten atlıyoruz. O zaman ne olur? Sadece 500 metre sonra 200 kilometrelik maksimum hıza ulaşırdınız. İlerledikçe yer çekimi zayıflayacağı ve hava basıncı artacağı için de hızınız gitgide azalır ve dünyanın merkezine ulaşmanız yaklaşık bir hafta sürerdi. Merkeze ulaştığınızda ise hava o kadar yoğun olurdu ki bu durum sanki bir çorbanın içinde yüzmeye benzerdi. Merkezden geçip dünyanın diğer yöne doğru hareket etme şansınız olsa bile hızınız azalır ve momentum sebebiyle aşağısı diğer yön olurdu. Dünyanın merkezinde yüzer halde kalır ya da deliğin bir ucundan diğer ucuna sonsuza kadar bir yo-yo gibi gidip gelirdiniz.